Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Haftanın son günü gündemde maalesef yine terör vardı. Teröristler Bingöl'ün genç ilçesine saldırdı, iki polis şehit oldu. Siyasetin gözü ise Afyonkarahisar'da bugün sona eren AK Parti istişare toplantısındaydı. Toplantının kapanışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar geldi. Günün öne çıkan başlıkları böyleydi. Ayrıntılarla Olay Ana Haber başlıyor. Irak'ta Musul'u kurtarma operasyonunun 7. gününde peşmerge güçleri Başika kasabasını geri almak için yeniden harekete geçti. 3 köyde daha kontrolü sağlayan peşmergeler Musul kent merkezine 7 kilometre mesafede konuşlandı. Akşam saatlerinde ise sürpriz bir açıklama geldi. Başbakan Binali Yıldırım peşmergenin yardım talebi üzerine bölgedeki Türk birliklerinin destek vermeye başladığını söyledi. Musul operasyonunda en kritik aşamaya geçildi. Peşmerge güçleri sabah erken saatlerde IŞİD'in elinde tuttuğu Başika'ya doğru ilerlemeye başladı. Kasabadan birkaç kilometre mesafedeki İmam Rıza köyünde peşmerge güçleri ve IŞİD militanları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Türk askerinin bulunduğu Zelika üssüne yakın bir mesafede devam eden operasyona, Amerikan Özel Kuvvetlerine bağlı askerlerin de ön cephede katılması dikkat çekti. Peşmergeler, IŞİD militanlarının çekilmesi üzerine Ömer Kampçı, Fazıliye ve Tırbize köylerine girdi. IŞİD, Ömer Kampçı köyünde bomba yüklü bir araçla saldırı girişiminde bulundu. Bombalı araç, tank savar ateşiyle püskürtüldü. Peşmergelerin Musul kent merkezine 7 kilometre mesafede konuşlandığı bildirildi. Sürpriz habersi akşam saatlerinde geldi. Peşmergenin yardım talebi üzerine Zelika kampındaki Türk birlikleri IŞİD hedeflerini vurmaya başladı. Afyonkarahisar'da soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım da haberi doğruladı. Başika kasabasını DAEŞ'ten temizlemek için harekete geçtiler. Ve bizim Başika üstündeki askerlerimizden, oradaki unsurlarımızdan yardım istediler. Topçularla, tanklarla, fırtına obüslerle destek veriyoruz. Güney yönünden Musul'a ilerleyen Irak ordusu da stratejik bir bölgeyi ele geçirdi. Hristiyanların yaşadığı Karakuş ilçe merkezindeki bazı bölgelerde kontrolü sağlayan ordu birliklerinin kentin kuzey kesiminde ilerlediği duyuruldu. Çatışmalarda 112 militanın öldürüldüğü, bir komuta merkeziyle 40 savunma hattının kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Irak ordusunun cumartesi günü girdiği Bartella kasabasında da büyük sevinç var. Çoğunluğu Hristiyan olan kasaba sakinleri 2,5 yıl süren IŞİD esaretinin ardından özgürlüklerine kavuşmayı kutluyor. Operasyonda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı da ikiye yükseldi. Al-Sumarya televizyonu muhabiri Ali Risan bir keskin nişancının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. IŞİD militanları tarafından iki gün önce ateşe verilen sülfür geri kazanım tesisinden yükselen zehirli duman, Kayyara üssüne kadar ulaşınca gaz maskesi takma emri verildi. Amerikalı askeri yetkililer dumanın üstteki Amerikan ve diğer ülke askerleri için tehlike arz ettiğini belirtti. Türkiye ile Irak arasındaki Başika krizi sürerken anlaşma sağlandığı haberlerini Irak Başbakanı Haydar el-Abadi'den yalanlama geldi. Bağdat'ta Amerikan Savunma Bakanı Ashton Carter'la görüşen Abadi, Musul operasyonunda Türkiye'nin yardımına ihtiyaçları olmadığını söyledi. Ankara ile Bağdat arasında Başika krizi sürerken ardı ardına gelen açıklamalar kafaları karıştırıyor. Cuma günü Ankara'yı ziyaret eden Amerikan Savunma Bakanı Ashton Carter, Türkiye ile Irak arasında anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Türkiye'nin Musul operasyonuna katılması konusunda prensipte mutabakata varıldığını söyleyen Carter, Ankara'nın ardından gittiği Bağdat'ta bu kez konuya hiç değinmedi.
Carter, bir araya geldiği Irak Başbakanı Haydar el-Abadi'nin Musul operasyonunda önemli bir liderlik gösterdiğini söyleyerek tebrik etti. Irak Başbakanı da bir kez daha Türkiye'nin Musul operasyonuna katılmasına izin vermeyeceklerini söylerken bu kez yumuşak bir üslup kullandı. Musul operasyonu Iraklılarındır. Planı Iraklılar yaptı ve Iraklılar yürütecek. Türklerin katılmak istediğini biliyorum. Kendilerine teşekkür ederiz diyoruz. Ancak bu Iraklıların üstesinden gelebileceği bir şey. Abadi, eğer yardıma ihtiyaç olursa Türkiye'den ve diğer bölgesel güçlerden yardım isteyebileceklerini de kaydetti. IŞİD'in cuma sabahı Kerkük'te başlattığı saldırı püskürtüldü. Irak ordusu kentte kontrolü tamamen ele geçirdiklerini açıkladı. Irak güvenlik güçleri çatışmalarda 48 teröristin öldürüldüğünü belirtti. İki gündür şiddetli çatışmalara sahne olan Kerkük'te sonunda kontrol tam olarak sağlandı. Uyuyan IŞİD hücreleri cuma sabahı Kerkük merkeziyle Dubız ilçesine saldırı başlatarak güvenlik binalarıyla resmi kurumları ele geçirmeye çalışmıştı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin sokağa çıkma yasağı ilan ettiği kentte iki kez güvenliğin sağlandığı açıklansa da gece saatlerinde yeniden patlama ve silah sesleri duyuldu. Irak ordusu ve peşmerge güçleri zırhlı araçlarla militanların konuşlandığı sokak aralarına girerek evlerde arama yaptı. Silah sesleri öğle saatlerinde yerini sessizliğe bırakırken Irak ordusu bir kez daha Kerkük'te kontrol sağlandığını duyurdu. Silahlanan bazı Kerküklüler ise güvenlik güçleriyle birlikte halen kentte nöbet tutuyor. 48 IŞİD militanının öldürüldüğü çatışmanın bilançosu da ağır oldu. Çatışmalarda peşmerge, asayiş görevlileri ve sivillerden 25 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Saldırılarda birçok binada ciddi hasar oluştu. Yetkililer IŞİD'in saldırı düzenlediği Dubız'daki elektrik santralinde de 3 milyon dolar hasar meydana geldiğini kaydetti. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 61. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri bir kez daha PYD menzillerine hedef aldı. PYD'ye ait 51 hedef havadan ve karadan vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre Özgür Suriye Ordusu karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Şeyh İsa, Harbul ve Harat Havaş bölgelerindeki PYD menzillerine saldırdı. Çatışmalarda 3 terörist öldürülürken 4 muhalif hayatını kaybetti. 20 muhalif de yaralandı. Türk savaş uçakları da PYD'ye ait 51 hedefi ateş altına alarak imha etti. Savaş uçakları IŞİD'e ait 4 hedefe de hava harekatı düzenledi. Harekatta 4 hedef yok edilirken 11 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Harekatın başlangıcından bu yana yaklaşık 1265 kilometre kare alanda kontrol sağlandığı kaydedildi. Sayın seyirciler, Bingöl'ün Genç ilçesinde teröristler önce kaymakamlık binasına saldırdı, ardından da bomba yüklü traktörü zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirdi. Saldırılarda 2 polis şehit oldu, 5'i polis, 19 kişi de yaralandı. Teröristlerin kaymakamlık konutuna sızma girişimi ise güvenlik güçlerinin müdahalesiyle engellendi. Önce kaymakamlık binasını ele geçirmeye çalıştılar. Ardından bomba yüklü traktörü havaya uçurdular. Bingöl'ün Genç ilçesinde gece saati 22.30 sıralarında bir grup terörist kaymakam Abdullah Köklü'nün evine roket ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. İki terörist binanın giriş kapısına kadar yaklaşırken korumaların müdahale etmesiyle çatışma çıktı. Çatışma sırasında polis memuru Hakan Akdere şehit oldu. Biri yaralı, iki terörist kaçarak bölgeden uzaklaşırken 50 metre mesafedeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halindeki bir traktör kaymakamın evine giden zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak etti. Şiddetli patlamada çok sayıda polis ve vatandaş yaralanırken
Çevredeki ev, okul ve iş yerlerinde de hasar meydana geldi. Yaralılar, Genç İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bingöl Valisi Yavuz Selim Koşker de olayın ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı ve vatandaşları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Vali Koşker patlamada 6'sı polis 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Genç ilçemize yönelik eş zamanlı birkaç noktada bir saldırı gerçekleşti. Bir bombalı araç patlatıldı genç ilçemizin merkezinde. 6 güvenlik görevlisi yaralı. Bunlardan birisinin durumu ağır. Durumu ağır olan polis memuru Murat Yıldırım da helikopterle sevk edildiği Malatya'da şehit düştü. Saldırının ardından ilçede güvenlik önlemleri artırılırken operasyon başlatıldı. Saldırıdan sonra genç ilçe merkezine yaklaşık 12 saat elektrik verilemedi. Saldırının şiddeti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Patlama oldu ilk başta, uzaktan patlama oldu. Ondan sonra kurşun sesleri geldi. Bir de şuradan ateş etti. Şu aralarında. Patlamanın olduğu yerde 3 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde çukur oluşurken, iki okul, kültür merkezi, hastane ile çok sayıda ev ve iş yeriyle araçta hasar gördü. Her zaman bizim iş yerimiz burasıdır. Biz buradan park ediyoruz. Akşam eve gidiyoruz. Bingöl'de düzenlenen saldırıda şehit olan polislerin ateşli baba ocaklarına ateş düşürdü. 28 yaşındaki polis memuru Murat Yıldırım'ın, Diyarbakır'ın Ergani, 29 yaşındaki Hakan Akdere'nin de Kahramanmaraş'ta oturan aileleri acıya boğuldu. Şehitler için Bingöl'de tören düzenlendi. Bingöl'ün Genç ilçesinde teröristlerin bomba yüklü araçta gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen 28 yaşındaki polis memuru Murat Yıldırım'ın Diyarbakır'daki baba evine ateş düştü. Acı haberin öğrenilmesinin ardından şehidin Ergani ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki baba evi ve evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Yıldırım'ın şehadet haberini alan yakınları baba evine akın etti. Evin önünde hazır bekletilen 112 acil servis ekipleri de fenalık geçirenlere müdahale etti. Baba Kemal ve anne Besra Yıldırım ise haberi alır almaz oğullarının cenaze törenine katılmak için Bingöl'e gitti. Şehit Yıldırım'ın evli, eşinin ise hamile olduğu öğrenildi. Teröristlerin kaymakamlık binasına düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Hakan Akdere ise 29 yaşındaydı. Evli ve 3 yaşında bir erkek çocuğu olan Akdere'nin ateşi de Kahramanmaraş'taki baba evine düştü. Benim çocuğum, üniformalıydı benim çocuğum. Şehit olan polis memurları için Bingöl Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehitlerin Türk bayrağına sarıldığı naaşları katafalka konulurken tören alanına gelen şehit yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Fenalaşan şehit Hakan Akdere'nin eşi Alev Akdere'ye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Şehit annelerinin feryatları da yürekleri dağladı. İl müftüsü Mecit Can tarafından okunan duanın ardından Akdere'nin naaşı Kahramanmaraş'a, Murat Yıldırım'ın naaşı ise Diyarbakır'ın Ergani ilçesine gönderildi. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde devam eden operasyonlarda 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında İHA'lar tarafından tespit edilen yaklaşık 2 ton patlayıcı yüklü bir araç da imha edildi. Tunceli'de güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu. Yaklaşık 40 terörist Ovacık ilçesine sızma girişiminde bulundu. Güvenlik güçleri tarafından fark edilen teröristlere müdahale edildi. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıkarken grubun Kozucay Köyü kırsalı kesimindeki ormanlık alana kaçtığı belirlendi. Kaçış güzergahları insansız hava aracıyla belirlenen teröristler F-16 ve Kobra helikopterlerle ateş altına alındı. 3'ü kadın, 4'ü erkek, toplam 7 terörist ölü olarak ele geçirildi. Operasyon devam ederken bu kez teröristlerin ilçe merkezinde bomba yüklü araç sokmaya çalıştıkları saptandı.
Bunun üzerine bölgeye gönderilen İHA'lar yaklaşık 2 ton patlayıcı yüklü olduğu değerlendirilen aracın yerini tespit etti. Ormanlık alanda gizlenen bomba yüklü araç bölgeye gönderilen Kobra tipi taarruz helikopteriyle havadan vurularak imha edildi. Hakkari'de devam eden operasyonlar sırasında da İran kuzeyinde belirlenen bölücü terör örgütü üyesi 4 kişi silahlı insansız hava aracı tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece Hakkari'deki operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 463'e yükseldi. Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'na bağlı timler de Yüksekova Dilekli Hisar Dağı bölgesindeki operasyonda 30 el bombası, 2 keskin nişancı tüfeği, 1 doçka ile bunlara ait mühimmat ve yiyecek malzemeleri ele geçirdi. Şırnak'ta düzenlenen hava harekatında da teröristlere ait barınak ve silah mevzileri imha edildi. İlk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirildi. Başbakan Binali Yıldırım hem yeni anayasa hem de başkanlık sistemiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Bundan sonra yapacağımız iş teklifimizi kısa zamanda meclise getirmek diye konuşan Yıldırım, her halükarda son karar için millete götüreceğiz dedi. Başbakan'dan FETÖ konusunda AK Parti'yi uyardığını söyleyen Genelkurmay Eski Başkanı Hilmi Özkök'e de tepki geldi. Fethullahçı terör örgütü AK Parti döneminde doğmamıştır. Palazlanmamıştır. Görev yaptıkları dönemde üç maymunu oynayanlar şimdi çıkmışlar ahkam kesiyorlar. Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'ye karşı zamanında uyardık diyen eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'le İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı eleştirdi. Bu örgüt Türk Silahlı Kuvvetlerine zehirli bir yılan gibi sızarken susanların bakıyorum dilleri çözülmüş bülbül gibi konuşuyorlar. Bu örgüt emniyet teşkilatına, yargıya sızarken susanların akılları belli ki şimdi başlarına gelmiş. Bir eski Genelkurmay Başkanı çıkıp diyor ki biz 2004'te uyardık. Ne uyardınız kardeşim? Başbakan Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'da düzenlenen istişare toplantısının kapanış konuşmasında kürsüdeydi. Efendim Baylok'ta bakanlar varmış, milletvekilleri varmış. Kocaman bir yalan. Hiçbir milletvekilimizde, hiçbir bakanımızda ne Baylok'ta var, ne terörün içinde var, ne FETÖ'nün içinde var. Bu tezviratlarınızla AK Parti'yi içeriden karıştırmaya, bizi birbirimize düşürmeye gayretlerinizin olduğunu biliyorum. Ama bunu asla başaramayacaksınız. Yıldırım, başkanlık ve yeni anayasa tekliflerinde de son sözü milletin söyleyeceğini belirtti. Hem yeni anayasa, hem başkanlık sistemiyle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonra yapacağımız iş, teklifimizi en kısa zamanda meclise getirmek. Meclisimiz ister 367, ister 330'la anayasayı değişikliğini onasın, her halükarda son kararı millete götüreceğiz. Yıldırım içeride ve dışarıda terörle mücadelenin süreceğini kaydetti. Ne FETÖ, ne BETÖ, ne DAEŞ, ne de başka bir kirli terör örgütü bu yüce milleti dize getiremedi. Bizi Suriye'de, Irak'ta çırak çıkarmaya çalışanlar Fırat Kalkanı'na baksınlar, Başıkaya baksınlar. Mesele memleket meselesi olursa kimin ne dediğinin bizim için önemi yoktur. Terör faaliyetleri ister yurt içinde olsun, ister yurt dışında olsun hiç kimsenin icazetine de iznine de ihtiyacımız olmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü. Erdoğan görüşme öncesinde ise hem vatandaşlarla sohbet etti hem de bir polis merkezini ziyaret etti. Hayırlı işler versin. Hayırlı günler. Haftanın son gününü İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti.
Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmek için Kısıklı'daki konutundan Tarabya Köşkü'ne doğru yola çıkan Erdoğan, Tarabya'dan geçtiği sırada konvoyunu durdurup bir dolmuş durağında şoförlerle sohbet etti. Allah'a emanet olun. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sarıyer Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan bir süre polis merkezinde kaldıktan sonra Tarabya Köşkü'ne geçerken aynı saatlerde Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani de özel uçağıyla Atatürk Havalimanı'na indi. Devlet konuk evinde Türk ve Katarlı yetkililerce karşılanan Al Sani 10 araçlık bir konvoyla Tarabya Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Tarabya Köşkü'nde bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, başkanlık sistemine geçirmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresiyle ilgili kararı meclisin vereceğini söyledi. Olay gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Türkmenoğlu, bu anlamda top mecliste diye konuştu. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Ayşe Türkmenoğlu, Olay gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yılmaz'ın canlı yayın konuydu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra toplumumuzda bir travma da var aslına bakarsanız. O yüzden hangi partili olursa olsun Cumhurbaşkanımıza sahip çıkan bir kitle var. Başkanlık tartışmalarını değerlendiren Türkmenoğlu, sistemin aslında Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini öngören anayasa değişikliğinin kabul edildiği 2007 yılındaki referandumla değiştiğini söyledi. Türkiye'de sistem 2007'den itibaren değişmişti. Bu anayasa ne zaman yapıldı? 82'de yapıldı. Sayın Kenan Evren'e olağanüstü yetkiler vermek adına yapıldı. Bugünleri öngörmediler herhalde. Aslına bakarsanız başkanlık sistemi olacak olursa Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinden daha az olacak başkanın yetkileri. Türkmenoğlu, olası bir başkanlık seçiminde Erdoğan'ın da aday olması durumunda görev süresinin nasıl şekilleneceğiyle ilgili meclisi işaret etti. Onunla ilgili geçici maddeler eklenebilir. Cumhurbaşkanı'nın görev süresiyle ilgili de orada bir dipnot olabilir. Ya devam eder, 3 yıl daha doldurur. Şu anda 3 yıla yakın bir süresi var Sayın Cumhurbaşkanımızın görev süresinin dolmasına. Bu anlamda top tabii ki meclise. Türkmenoğlu, FETÖ soruşturmalarında yaşanan mağduriyet tartışmalarına da değindi. Bu hainin içinde olanlar kendilerini kamufle ederek mağdur gibi göstermeye çalışabiliyorlar. Gerçekten bununla ilgisi olmayan insanlara da çok suçlu gibi göstermeye çalışıyor olabilirler. Mağdur edebiyatı yapılarak hafifleştirmek ve insanların gözünde masumlaştırmak gibi bir çaba içinde olanlara da ben hayret ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf'ın davasında önemli bir gelişme yaşandı. Dava dosyasında 600 bin yeni delil girdiği ortaya çıktı. Gizlilik kaydıyla dosyaya giren belgeler arasında İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf'ın ticari kayıtları, elektronik posta yazışmaları ve bazı Türkiye bankalarından yapılan işlemlere ait dekontlar bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tanınmış bankalarına ait bazı belgelerin de dosyada yer aldığı ifade edildi. Sarraf'ın avukatları ise mahkemeden delillerin üçüncü şahıslara paylaşılmasını yasaklayan kararı kaldırmasını istedi. Avukatlar delillerde adı geçen bazı kişilerin Amerika Birleşik Devletleri dışında yaşadığını ve onlarla görüşebilmek için yasağın kaldırılmasını talep etti. Mahkemenin talebi ne zaman görüşeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Sayın seyirciler, Türkiye'yi ayağa kaldıran Irmak Kupal cinayetine ilişkin otopsi raporu açıklandı. 4 yaşındaki minik Irmak, tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü kesinleşti. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Irmak'ın cenazesi de Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Gömlekte boğulabileceğini düşünüyorsun. Sonra çuvala atılabileceğini düşünüyorsun. Öyle düşünüyorum. Boğulurken kan geldi. Boğulurken nereden kan gelecek? Önemli bir şey. Bilmiyorum efendim. Ben daha öyle aklıma geliyor. Ben biliyorum aslında neden olduğunu da. Manisa'da hurdacılık yapan Hikmet Aktürk, evinin önünde oynarken ortadan kaybolan 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı öldürdüğünü katıldığı canlı yayında itiraf etmişti. Ben bilmiyorum. Olabilir.
Katil zanlısının gömdüğünü söylediği Sarı Kız Çayı bölgesinde cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Irmak'ın tamamlanan otopsi raporunda kan donduran bulgulara ulaşıldı. Otopsi sonucuna göre minik Irmak'ın tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü kesini kazandı. Raporda küçük kızın bedeninde tecavüz izine rastlandığı ve boğularak öldürüldüğü yer aldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi ailesine teslim edilen minik Irmak için Manisa'da tören düzenlendi. 4 yaşındaki Irmak, Alaşehir ilçesi Tokuçzade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hadi dinle. 4 yaşındaki Irmak Kupal, 14 Ekim günü Menderes Mahallesi 2. sokaktaki evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolmuş. Sonuç vermeyen aramalar sonucu baba Bilal Kupal, televizyonda katıldığı bir programda hurdacılık yapan komşusu Hikmet Aktürk'ten şüphelendiğini söyledikten sonra aynı programa katılan Aktürk de küçük kızı öldürdüğünü itiraf etmişti. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde düğünden dönenlerin bulunduğu otomobil bir kamyonetle çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Bursa'da kavşaktan dönüş yapmak isteyen kamyonet düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobile çarptı. Ortalık kan gölüne döndü. Kaza saat 00.30 sıralarında Orhan Gazi İznik Karayolu Üregil Mahallesi kavşağında meydana geldi. 46 yaşındaki İsmail Küçük'ün kullandığı kamyonet Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir yakınlarının düğününden dönen ailenin bulunduğu otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 41 yaşındaki sürücü Murat Irmak hayatını kaybederken İmran Tepe, Güney Şeker, Arzu Irmak ve Mehmet Ali Morkan'la kamyonet sürücüsü İsmail Küçük yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhan Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan İmran Tepe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alarak hastaneye koşan ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kamyonet sürücüsü aracı kendisinin kullanmadığını iddia ederken araç içinde alkol şişelerinin olduğu görüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi kentte 12 ay boyunca gece gündüz hizmet verecek buz pateni pisti kazandırıyor. Kültür Park içerisinde çalışmaları süren tesisin bu kış açılması hedefleniyor. Kültür Parkımız Bursa'mızın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Reşat Oyal Kültür Parkı içinde projelendirilen sentetik buz pateni pistindeki çalışmaları inceledi. Bu tesisimizle birlikte artık Kültür Park'ta 12 ay, tabii ki kış aylarında daha da zevkli olacak şekilde burada buz pateni yapılabilecek. Bursalılara yılın 12 ayı gece gündüz buz pateni keyfi imkanı sunacak tesisin bu kış hizmet vermeye başlaması hedefleniyor. İdari binalar, soyunma odaları, kafeteryalarla birlikte 1500 metrekare alanda bu proje gerçekleştirmiş oluyor. Ve toplam 2,5 milyon lira yani 2,5 trilyona da mal olmuş oluyor. İnşallah bu kış burada buz pateni konusunda güzel etkinliklere imza atılacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'ın çocuklarının düğün töreni devletin zirvesiyle Bursa iş, siyaset ve spor dünyasının önde gelen isimleri de buluşturdu. Melinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki nikah töreninde çiftin şahitliklerini yapan isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de vardı. Bursa'da iş, siyaset, spor ve medya dünyasının kalbi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Melinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki düğün töreninde attı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin oğlu Ömer Altepe ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'ın kızı Merve Burkay'ın nikahında Cumhurbaşkanı Erdoğan şahitlik yaptı. Şahit olun, Allah'tan iki dünya saadeti diliyorum. Nikahı damadın babası Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe kıydı. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu oğlum Ömer beni kendine eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Kızımız Merve'yi kendine eş olarak kabul ediyor musun? Evet.
Nikahta şahitlik yapan isimlerden biri de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Şahitler arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi de vardı. Şahitlik ediyorum, her iki cihazda saadetler diliyorum. Şahit olduğum ömür boyu bahtiya birlikte ihtiyar olsun herhalde. Genç çifte evlilik cüzdanlarını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan en az 3 çocuk tavsiyesini yineledi. Evlilik uzun bir yolculuk. İyi günler var, kötü günler var. Tabii ki mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Fakat kötü günlerde de sabrettikçe Rabbim onu mutluluğa dönüştürür. Bir olur garip olur. İki olur rakip olur. Üç olur denge olur. Dört olur bereket olur. Gerisi Allah kerim. Törene Devlet Eski Bakanı ve Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Çağlar ve eşi Nursel Çağlar da, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Çağlar da katıldı. Devlet Eski Bakanı Çağlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir süre sohbet etti. Mustafa Çağlar da Cumhurbaşkanı ve eşine Bursa'ya hoş geldiniz dedi. Cavit Çağlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'yi de kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 4000 davetlinin katıldığı törenin ardından helikopterle Bursa'dan ayrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Yıldırım İlçe Örgütü, Karapınar Mahallesi'nin sorunlarını gündeme getirdi. Mahallede açıklama yapan CHP üyelerinin gündeminde ağırlıklı olarak ulaşım sıkıntıları vardı. Karapınar mahallemize metro girişi olmaması da vatandaşlarımızda büyük mağduriyetler yaratmakta. CHP Yıldırım İlçe Örgütü Karapınar Mahallesi'nin sorunlarını gündeme taşıdı. Karapınar'dan kalkarak Heykel'e giden 22A kaldırılarak önceden devlet hastanesine tek araçla mahallesine ulaşabilen özellikle hasta ve yaşlı hemşerilerimiz artık 3 araç değiştirerek devlet hastanesine ulaşmak durumunda kalmıştır. CHP'lilerin gündeminde mahallenin Aktaştepe diye anılan bölgesinde yaşanan sıkıntılar da vardı. Aktaştepe'de bulunan Yıldırımlı hemşerilerimiz su ve elektrik sorunları çözlememiştir. Diğer bölgelerde kentsel dönüşme evet demek şartıyla verilen su ve elektrik abonelikleri bölgedeki insanlarımıza hala verilmemektedir. Yalova'nın Topçular Feribot iskelesinde seyyar satıcılarla jandarma arasında arbede çıktı. Gözaltına alınan iki kişi tutuklanınca Roman vatandaşlar sokağa döküldü. Tutuklanmaya tepki göstererek ateş yakan Romanlar yolu trafiğe kapattı. Yalova'daki Topçular Feribot iskelesinde jandarma ile seyyar satıcılar arasında arbede çıktı. Seyyar satıcıları iskeleden göndermeye çalışan jandarma direnişle karşılaşınca gerilim yaşandı. Yaşanan gerginlik güçlükle yatıştırılırken, olay sonrası gözaltına alınan iki seyyar satıcı, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. İki gencin tutuklanması, Bağlarbaşı mahallesindeki Roman vatandaşları sokağa döktü. Romanlar Bursa Caddesi'ni ateş yakarak trafiğe kapattı. Çocuklarımıza çok büyük hakaretler edilmektedir. Roman milleti hırsızlık yapar, uyuşturucu satar, gonzay satar ama bugüne kadar vatanını satmamıştır. Vatandaşlar tutuklanan iki kişinin serbest bırakılmasını istedi. Görün halimizi görün. Bir çocuk mandalina satıyor, elma satıyor diye cezaevine atılır mı? Yazık, günah değil mi? Nerede bu adalet? Nerede bu hakimler, nerede bu savcılar? Hatay'da bir evin çatısında bulunan güvercinlikte yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken yangında çok sayıda güvercin telef oldu. Hatay'da bir evin çatısındaki güvercinlikte çıkan yangın paniğe neden oldu. İskenderun ilçesi Esentepe mahallesinde Mustafa Çakmak'a ait 3 katlı evin çatısında güvercinlerin tutulduğu kafeslerde yangın çıktı. Alevler bir anda tüm çatıyı kaplarken mahalle sakinleri panikle sokağa döküldü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler güçlükle dar sokaklardan geçerek eve ulaşmayı başardı. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Evin çatısında büyük hasara neden olan yangını söndürülürken onlarca güvercin telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis yangının çıkış nedenini araştırıyor. Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında tek katlı bir ev kül oldu. Ev sahibi ise geç geldikleri iddiasıyla itfaiye ekiplerine saldırdı. Samsun'da elektrik kontağından çıkan yangında bir ev küle döndü, ev sahibiyle yakınları itfaiyeye saldırdı. Bafra ilçesi Hacı Nabi Mahallesi Yelken Sokak'ta Ömer Yeni Geldi'ye ait müstakil evin mutfak kısmında yangın çıktı. Evde bulunan Aysel Yeni Geldi sokağa fırlayarak komşularından yardım isterken itfaiye ekiplerine haber verildi. Yandı abi, mahalleye gider ya, mahalleye gider, mahalle, Allah korusun. Yangına müdahale etmek isteyen komşuların çabası yetersiz kaldı. Ev sahibi Ömer Yeni Geldi ile yakınları geç geldikleri iddiasıyla itfaiye ekiplerine saldırdı. Gerilim araya girenler ve polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Suyu bitti, su yok. Bilmem ne, bir saatte geliyor itfaiye. Bir kilometre. Rezillik. Yangının büyümesi üzerine olay yerine takviye ekipler çağrıldı. Bu sırada ev sahibinin annesi fenalaştı. Hani ambulans? Annem hasta oldu. Hani ambulans? Sağlık ekipleri kadına müdahale ederken yangın itfaiyecilerin uzun uğraşları sonucu başka binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Hepsi torpilden girmiş bunlarla, hepsi işe. Hortum tutmasını bilmiyorlar. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev küle döndü. Songuldak açıklarında motor arızası nedeniyle yan yatıp sürüklenmeye başlayan kargo gemisindeki 8 mürettebat sabah saatlerinde helikopterle kurtarıldı. Mürettebatın kurtarılma anı saniye saniye görüntülendi. Karadeniz'de makine arızası nedeniyle sürüklenen kargo gemisinin mürettebatı helikopterle düzenlenen operasyonda kurtarıldı. İstanbul Tuzla'dan Rusya'ya giden 73 metre uzunluğundaki Panama bandralı kargo gemisi, Zonguldak Ereğli açıklarında motor arızası sonucu 45 derece yan yatarak sürüklenmeye başladı. Gemiden acil durum sinyali gelmesi üzerine Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekip harekete geçti. Ancak kötü hava şartları nedeniyle sahil güvenlik botu gemiye yanaşamadı. Bunun üzerine bölgeye deniz kuvvetlerine ait fırkateyn gönderildi. Hava şartlarının normale döndüğü sabah saatlerinde bu kez helikopter devreye girdi. 8 mürettebat yan yatan gemiden halatla teker teker alınıp gemiye refakat eden fırkateyne indirilerek kurtarıldı. Geminin kaptanı yardım çağrılarının uzun süre yanıtsız kalmasından yakındı. Acil, yani ölümcül bir durum olsaydı ne olacaktı? Evet. Türk Radyo niye sabah 7'ye kadar ulaşamadık Türk Radyo'ya? Her kanaldan çağrı yaptığım halde Türk Radyo cevap vermedi. Sabahleyin cevap veriyor. Sabahleyin iletişime geçiyoruz. Yani gece ölümcül bir durum olsaydı ne olacaktı? Bunun vebali altında nasıl sıkışı olacaklar? Nasıl yapacaklar yani? Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Utsunomiya kentinde bir park yakınında 3 ayrı patlama meydana geldi. Patlamalarda en az 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Japonya ardı ardına meydana gelen 3 patlamayla sarsıldı. Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Utsunomiya kentinde kültür festivalinin düzenlendiği parkta şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Parkta büyük panik yaşanırken 2 patlama daha meydana geldi. Patlamaların etkisiyle çevredeki bazı ev ve araçlarda yangın çıktı. Polis olayda bir kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Parkta düzenlenecek geleneksel kültür festivalinin iptal edildiği belirtildi. Patlamaların bir terör eylemi olup olmadığı açıklanmadı. Suç oranının düşük olduğu Japonya'da devlete karşı ayrılıkçı bir silahlı örgüt faaliyeti bulunmuyor.
Bu yıl edebiyat ödülünü kazanan Amerikalı sanatçı Bob Dylan'la Nobel Komitesi arasındaki kriz derinleşiyor. Tüm çabalarına karşın bir türlü sanatçıya ulaşamayan komiteden ödül törenine katılıp katılmaması kendi kararı açıklaması geldi. Edebiyat ödülüne layık gördükleri Amerikalı sanatçı Bob Dylan'a ulaşamayan Nobel Komitesi'nin sitemkar açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Tildelas Bob Dylan. Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yıl sahibi ünlü Amerikalı sanatçı Bob Dylan olmuş, ancak Dylan kendisine ödül veren Nobel Komitesi'nin tüm çabalarına karşın sessizliğini bozmamıştı. Dylan'a ulaşmak için her yolu denediği ve artık vazgeçtiğini söyleyen komite başkanı Sarah Danius, yeni bir yazılı açıklama yaparak ödül törenine katılıp katılmama kararının ödülü alan kişi tarafından verileceğini belirtti. İsveç Kraliyet Bilim Akademisi üyesi Per Wassberg'in Dylan için söylediği kaba ve küstah tanımlaması ise tepkilere neden oldu. Bugüne dek Nobel Komitesi tarafından edebiyat ödülüne layık görülen ancak ödülü reddeden tek isim Jean-Paul Sartre olmuştu. Sırada inanılması güç bir rekor haberi var. Hindistan'da 8 yaşında bir kız çocuğu 1 saat içinde tam 2787 takla atarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. 8 yaşındaki Hintli kız inanılması güç bir rekorun sahibi oldu. Deksha Girish adlı kız çocuğu tam 1 saat içinde 2787 takla atarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Küçük kız takla atarak aynı zamanda 4 kilometre 456 metre mesafe kat ederek de bir rekor daha kırdı. 68, 69, 70. Daha önceki rekor sadece 1330 taklayla Amerikalı Ashrita Furman'a aitti. Furman'ın 2007 yılında Bulgaristan'da kırdığı rekor 9 yıl sonra geçirmiş oldu. 91, 92, 97. Olay ana haberi burada noktalıyoruz efendim. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.